İş Sanat sunar. Kahverengi yol panoları. İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kulukısa ve bugünkü konuğumuz tarihçi Profesör Doktor Adnan Çevik. Kahverengi yol panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında bugün tarihçi Profesör Doktor Adnan Çevik'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Emrah Bey. Siz bir yandan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesisiniz. Sanıyorum da oradan bağlanıyorsunuz programımıza, değil mi? Evet, doğrudur. Muğla'dayım. Harika. Hocam sizinle biraz bu Malazgirt Savaş alanında yapılan kazılardan bahsetmek istiyorum. Biraz savaş arkeolojisi nedir ondan bahsetmek istiyorum. Ama isterseniz önce çok kısa bir sizin yazınızdan bir alıntıyla başlayayım. Onu okuyarak başlayayım, sonra üzerinde sohbete devam edelim. Demişsiniz ki, evet. Milletlerin yaşadıkları coğrafyada o coğrafya ile bağlantılı bir varoluş hikayesi inşa ettikleri bir gerçektir. Ve bu doğal bir reflekstir. Şimdi Türkiye'nin doğuşunda da Muş ili Malazgirt ilçesinde gerçekleşen o ünlü savaşın çok önemli bir yeri olduğunu söylüyorsunuz. Hemen buradan başlayalım. Gerçekten de bu savaş 1071, artık aradan 952 sene geçti yanlış hesaplamıyorsam. Hep denir ki işte Türklere Anadolu'nun hatta Avrupa'nın kapısını açtı. Bu bir işte kapı açma meselesiyle isterseniz başlayalım. Nedir bu savaşın gerçek anlamda önemi? Evet, teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi dediğiniz gibi kapı metaforuyla, yani her toplumların şüphesiz bir varoluş iddiası, bu köken varoluşuyla bir coğrafya ile ilişki varoluşu üzerinde kurdukları, geriye baktıklarında tarihlerindeki bir tarihsel hadise üzerinden bir kimliklendirme. Kendilerine ilişkin ya da o coğrafyayla ilişkilerine ilişkin bir kimliklendirme yaptıkları vaka. İşte tarihte biraz aslında buna zemin hazırlayan bir alan hiç şüphesiz. Hem kimlik inşasına hem vatan kavramının oluşmasına. Şimdi bizde de özellikle tabii Türk tarihi, Türk dünyası geniş bir hem zaman aralığı geniş hem coğrafyası oldukça geniş bir hadise. Biz burada tabii Anadolu Türklüğü üzerinden konuşuyoruz ya da bir başka deyişle Türkiye'nin oluşumu. Yani Türkiye dediğimiz tarih nereden başlıyor ve nasıl bir seyir takip ediyor? İşte bunun oluşumunda Malazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071 yılında günümüz Muş ili Malazgirt ilçesinin hemen Malazgirt surlarının, ki orada bir ortaçağ ordugah şehri var, onun yaklaşık işte doğu ve güneydoğusundaki platoda Süphan Dağı'nın bir lav akıntısının oluşturduğu bir plato burası. Orada cereyan eden savaş, Bizans İmparatoru işte Roman Diyojen, Diyogenes aslında, ama hani Galata meşhur olduğu için artık öyle söylüyoruz. Ve Selçuklu, Büyük Selçuk Sultanı Sultan Alparslan arasında cereyan eden aslında 26 Ağustos nihai muharebe. Belki ileride o detaya da girebiliriz. Aslında bir haftalık bir çatışma, diplomatik ilişkiler vesaire de var. Biz tabii daha çok nihai savaşı konuşuyoruz. Gündemde tuttuğumuz şey o, ama biz tabii bu proje çerçevesinde bütün süreçleri ele alıyoruz. Kapı metaforuyla anlatıla gelmiştir hakikaten. Yani kapıları açan savaş. Haritaya baktığımızda, Malazgirt'e baktığımızda biraz şöyle bir 50-100 yıl, bir asır geriye gittiğimizde Orta Asya'dan, Türkistan dediğimiz coğrafyadan Oğuz akınlarının, Oğuz göçlerinin başlaması, onun işte bir Selçuklu Devleti'ne dönüşmesi. Mesela Selçuklu Devleti'ni üreten süreç göçtür aslında. Yani Oğuz göçleri 10. yüzyılın başlarındaki Kıpçak Boy Birliği'nin dağılmasına paralel başlayan göç, işte Selçuklu Devleti diye bir devleti üretmiş. Bu göçün hala devam etmesi de
Bu Selçuklu siyasi önderlerinin, kurucu önderlerin bu Türkmen kitleleri, Oğuz kitleleri yeni vatan arayışlarına sevk etmiştir. Çünkü Selçuklar İran gibi medeni, gelişmiş bir coğrafyada, yerleşik bir coğrafyada hüküm sürdükleri için bu göç, yani konar göçer hayat tarzını benimsemiş göçebe kitlelerinin bu coğrafyada tutulması, aynı zamanda onlar üzerine, İran üzerine de bir sultanlık iddiasıyla hakim olan Selçuklular için bir risk oluşturacağından, yani tebaası çünkü onlarda Müslüman bir coğrafya. Dolayısıyla Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya doğru bir akış, ki ilk Selçuklu önderleri de, yani Çağrı Bey mesela 1018'li yıllarda bir keşif harekatı yaptığını biliyoruz biz Anadolu'ya. O andan başlayarak 1071'e kadar aslında bu Oğuz kitleleri Anadolu'da bir arayış içerisindeler. Bu zaman zaman kendini akın, yağma şeklinde gösterse de aslında yurt, otlak, mera, yurt arıyorlar sonuç itibariyle. Tabii. İşte Malazgirt Savaşı bütün bu sürecin, yani 11. yüzyılın ilk çeyreğinde kabaca başlayıp Malazgirt'e kadar gelen süreçte bir akış var buraya. Ama Bizans diye de bir varlık var. Anadolu da sınırlarını tutmaya çalışıyor. Hiç şüphesiz bunun için de çaba sarf ediyor. Yani tabii düzensiz akınlar belki onu hırpalıyor, yıpratıyor, ama işin Süpersiz. içine düzenli ordular girince tabii bu savunma hattını tekrar güçlendirmesi gerekiyor. İşte 1025'lerden itibaren Bizans doğu hattını, bugün Kars Ani dediğimiz bizim harabeleriyle de doğunun bence en muhteşem ören yerlerinden biridir. Ani, Kars Ani, hemen Ermenistan-Türkiye sınırında, Arpaçay'ın kenarında. 1064'te, bu biraz önce anlatmaya çalıştığım süreç, tabii onun öncesinde 1047'de Pasinler dediğimiz, ilk kez Selçuklu ordusuyla Bizans ordusunun bugünkü Erzurum'un hemen doğusundaki Pasinler ilçesi, Hasan Kalesi'nin önündeki ovada cereyan eden bir büyük savaş da var aslında. Yani Evet. Malazgirt'ten yaklaşık 30 yıl önce aslında Selçuklu ordularıyla, düzenli ordularla Bizans ordusu, Malazgirt'ten önce de Anadolu, bugünkü Türkiye sınırlarında karşı karşıya geliyorlar. İşte o da Pasinler Savaşı ve Selçukların galibiyetiyle neticeleniyor. Ama o savaş 1071'deki zafer gibi bir sonuç üretmiyor. Çünkü o mevzi bir başarı olarak ortaya çıkıyor. Ama 1071 Malazgirt'te cereyan eden, Malazgirt önlerinde cereyan eden savaş aslında 10. yüzyılın ilk çeyreğinde başlayıp 1071'e kadar doğudan Oğuz Türkmen akınlarının önündeki askeri direnişin kırılması anlamına geliyor. Stratejik anlamda. Şimdi 1064'te hemen toparlayayım burayı. 1064'te Alparslan Ani'yi aldığında, dediğim gibi bundan önce tekrar vurgulamam gerekirse 1067-48'de Pasinler Savaşı bir kere ciddi bir başarı olarak ortada. Ama bu bir Türkleşme sürecine, bir yurt tutma sürecine henüz dönüşemiyor. Çünkü Bizans'ın askeri gücü hala yerinde, savaşı kaybetse de. Ardından 1054'te bu kitlelerin önünü açmak için de ilk Selçuklu sultanları dediğimiz Tuğrul gibi, işte Çağrı gibi, bunlar abi kardeşler. Onlar belki Selçuklu sultanlarının öncelikli hedefi Anadolu değil, ama onlara bir göç baskısıyla onları mecbur kılan Oğuz Türkmen hareketliliği onlara bir istikamet göstermesi gerekiyor. Aslında Selçuklu önderlerinin öncelikli hedefi Akdeniz'e inmek. Yani biz böyle Doğru. Malazgirt Savaşı'nı biraz kitaplarımızda planlı projeli bir öngörünün ürünü gibi anlatırız. Tam da öyle değil işin doğrusu. Ya sonradan Evet, biraz oraya öyle düşünülmüş herhalde, değil mi hocam? evet, biraz öyle kurgulanmış. Öyle değil. Onların öncelikli hedefi Akdeniz ve yani akıllı adamlar çünkü Doğu Akdeniz'e inmek, büyük imparatorluklar için o çağın, orta çağın biliyorsunuz mekansal olgusu Akdeniz Doğru. çağıdır orta çağ, dinler çağıdır orta çağ ve büyük dönüşümler çağıdır. Dolayısıyla ona uygun bir politika yürütüyorlar, ama bu kitlelere de, kendilerini var eden, dayandıkları bu kitlelere de bir istikamet göstermeliler, yurt göstermeliler. 1054'te mesela Tuğrul Bey bizzat Malazgirt'i kuşatıyor. 3 ay. Yani 40 yıl önce şeyden, Asıl. Alparslan'dan önce, çok önce, Evet. 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 Fakat muvaffak olamıyor. Kışta bastırınca geri çekilmek zorunda kalıyor.
İşte onun bıraktığı yerden Alp Arslan tahta çıkar çıkmaz Rum gazası adıyla amcasının bıraktığı yerden devam ediyor ve ilk kapıyı Ani'nin fethiyle aralıyor aslında. 1064'te Ani düşünce Bizans'ın en doğudaki sınır sisteminin kilit noktası düşüyor. Tabii Orta Çağ'da biliyorsunuz mevzi hakimiyetler söz konusu değil. Alan hakimiyetleri bunlar da garnizon şehir ve kaleler. Onların üssü mesabesindeki kaleler. Ani de Bizans'ın doğudaki en büyük sınır hattı. Bunu şöyle düşünelim. Ani'den başlayıp Urfa ve Antakya'ya kadar bir çizgi çekelim şöyle haritada. Yani Akdeniz'den bakın ta oraya kadar. Şimdi bir bu hattı tutmaya çalışıyor. Bir de Ani'den Erzurum, Teodosiopolis'e kadar. İşte Bizans'ın o çağdaki 11. yüzyıldaki savunma sistemi bu ve bunu koruyan kaleler. Malazgirt'te arka hatta bir geri hattaki önemli ordugah şehir. Erzurum Aras Vadisi'ni tutan bir ordugah şehir. Şey ise Malazgirt ise Murat Vadisi'ni tutan bir ordugah şehir. Dolayısıyla bu coğrafi konuma göre bir sınır hattı oluşturuluyor. Tabii Ani düşünce Bizans ordugahını yani savunma sistemini Malazgirt'e çekmek zorunda kalıyor. Ve Malazgirt'i tahkim ediyor ve bu akınlara oradan tutunmaya çalışıyor. İşte burada 1070 yılında Sultan Alp Arslan Suriye seferine bakın amcasının bıraktığı tekrar Akdeniz'e inmek isterken Erciş Hoy üzerinden geliyor. Erciş ve Malazgirt'i de alıyor. Oradan Halep'e iniyor. İşte Malazgirt Savaşı tam o Halep'ten Suriye'ye gitmek üzereyken Romen Diyojen'in büyük bir orduyla Malazgirt üzerine ya da doğuya Selçuklu'nun bu tarihe kadarki kazanımlarını ortadan kaldırmak için çünkü artık sınır hattı anlamını yitirdi. Bakın çok çarpıcıdır. Ya 9. ya da 10. Konstantin'in oğlu da imparator oluyor. Ona bıraktığı bir kitap var. Çok güzel bir kitaptır. Türkçe'ye de çevrildi. Öyle mi? O evet ismi şu an hatırıma gelmedi. Hatta hemen buralarda bir yerdedir ama neyse Olsun. ilgililer bakacaklardır. Şundan önemli bu. Oğluna nasihat olarak bu doğu hattını anlatıyor. Yani Erzurum'u, Ani'yi, Van Gölü havzasını ve diyor ki Erciş, bakın Muradiye, Erciş bugünkü adlarını söylüyorum. Ahlat, Malazgirt düşerse ya da bizde olmazsa, Roma'da olmazsa Konstantinopolis tehlikededir diyor. Tarih 950'li yıllar. Ve oradaki kritik hususları anlatıyor. Yani Bizans için, Konstantinopolis için, Doğu Roma için bu Van Gölü havzasının elde tutulmasının ne kadar önemli Övünelim. olduğunu anlatıyor. Evet, Doğru. gerçekten de bakın 1071 Malazgirt'te Bizans ordusu mağlup oluyor. 4 yıl sonra Süleyman Şah bir başka Selçuklu hükümdarı Önder'i İzni'yi alıyor. 4 yıl sonra 1075'te yani o kadar müthiş bir öngörü ki hakikaten ordular orada yeniliyor. O Sonuç tarihten sonra itibariyle da ilerlemeleri çok hızlı olmuş zaten. tabii ki aynen öyle. Sonuç itibariyle Malazgirt konumu itibariyle, jeostratejik konumu itibariyle Bizans'ın doğu savunma hattının önemli bir noktası. Çünkü o düştüğünde bütün Murat Vadisi, Malatya'ya kadar, Kayseri'ye kadar orduların önünde duracak hiçbir güç yok. Ama biz bu metaforu kapıyla nasıl metafor haline dönüştürüyoruz? Sadece bir Hasinler'deki gibi bir zafer değil bu. Burada iki şey oluyor. Bir, Bizans ordusunun askeri kapasitesi çok büyük bir darbe alıyor. Yani o tarihe kadar çünkü tabii Bizans da bütün bu biraz önce anlattıklarıma tedbir alacak hiç şüphesiz. O da işte asker kökenli birini parlak bir general, genç parlak bir general olarak Romen Diyojen'i tahta çıkarıyor. İmparator ilan ediyor. Dul imparatoriçe onunla evlenerek ve ondan istenen şu. Bu Türk belasından bizi kurtar tabir caizse. Yani askeri tedbirler al çünkü daha önce hep siviller imparator olmuş. Dolayısıyla bu öngörüden uzaklar. Diyojen de hem meşruiyetini sağlamak hem de hakikaten bu tehdidi bertaraf etmek adına Anadolu'nun kapısı mesabesindeki iki sefer yapıyor. Önce Suriye üzerine çünkü oradan da giriş var. Orayı tutmaya çalışıyor ve Halep'e kadar gidiyor. Çok başarılı olduğu söylenemez. İkinci bir sefer Ahlat üzerine yani doğrudan Van Gölü Havzası üzerine yapmak istiyor ama bu sefer Palu civarında, Elazığ civarında akamete uğruyor.
anlıyor ki böyle küçük ordularla falan bu akınları benim durdurmam mümkün değil. Bir, Türklerin eline geçen biraz önce adını saydığım bu kaleleri de ele geçirmeden de bu sorunu çözemeyeceğiz. Dolayısıyla bir sonraki yıl daha büyük ve kalıcı etki bırakacak bir ordu teçhiz etmesi gerektiğini görüyor. Ve Bizans'ın tarihinin en büyük ordularından birini her açıdan hem donanım açısından hem sayı anlamında oluşturuyor ve Malazgirt'e geliyor. İşte iki ordu Malazgirt'e önlerinde. Dolayısıyla sonuç itibariyle Bizans yeniliyor. Yenilmekte kalmıyor. Bu büyük askeri kapasite de büyük oranda imha ediliyor. Tabii ki Bizans'ın ömrü burada bitmiyor hiç şüphesiz. Ama Elbette. askeri kapasitesi çok büyük darbe alıyor. Evet. Daha da dramatiği, İmparator ilk kez bir Türk ya da İslam hükümdarının eline esir düşüyor. Ha, evet. Bu da merkezde Konstantinopolis merkezde bir siyasi kriz yaratıyor. İşte o 20-30 yıllık siyasi kriz Anadolu'nun kapılarını böylece açıyor. Doğru. Çok doğru. Aynen. Dolayısıyla biz bu yani tabii Anadolu'daki o Türkiye tarihini ya da işte Cumhuriyet'in kuruluşunu da biz 26 Ağustos 1071 ile başlatabiliriz bu bakış açısıyla O işin doğrudur, doğrusu. evet. Evet, yani aslında İstanbul'un fethine giden kapılar aralanıyor. Doğru. Ve sonuca baktığımızda da böyle. İşte biraz önce örneğini verdim. Hı. 1071 Malazgirt, 1075 4 yıl sonra İznik. Süleymanşah ve İznik dediğinizde Konstantinopolis'in burnunun Çok dibi yakın, yani. çok yakın. Doğru. İşte bu Haçlı seferlerini dediğimiz Avrupa'dan yani hani denize düşen yılana sarılır Hı. misali. Çünkü biri Katolik dünya, biri Ortodoks dünya. Çok Doğru, da evet. böyle işbirliği yapabilecek dünyalar değil bunlar o çağ için. Ne? Oradan askeri bir yardım, o Haçlı seferleri dediğimiz 200 yıllık bir tarihsel süreci başlatıyor. İşte o coğrafi keşifler, Rönesans, reform dediğimiz birbirini tetikleyen tarihsel reaksiyonlar ve bugünkü modern Avrupa'nın doğuşuna kadar. O yüzden hani Evet, bazılarına zincirleme belki gidiyor. abartılı bir analiz gibi gelebilir. Ama hakikaten o yüzden biz Orta Çağ tarihçileri, Selçuklu tarihçileri, Malazgirt Savaşı'nı bunu sadece biz yapmıyoruz bu arada. Bu işe odaklanmış Batılı tarihçilerde bu süreci iyi analiz edenler, onların da tespitidir. İşte bu tarihin makas değiştirdiği, Anladım. Çok başka güzel. bir yöne evrildiği savaşlardan bu Biri. sebeple Malazgirt Savaşı ayırt edici, belirleyici bir savaş olarak sadece Anadolu'nun Türkiye olma sürecini başlatmakla kalmaz. Reaksiyon tetiklenen diğer tarihsel hadiseler aslında bugüne kadar gelen bir tarihsel sürecin de kapısını aralar. Peki hocam, şunu da hemen konuşalım. Şimdi Malazgirt savaş alanında süren kazılar, kazı çalışmaları aslında savaş arkeolojisi dediğimiz başka özel bir alanı da bize gösteriyor. Biraz bahsedelim mi? Savaş arkeolojisi dediğimizde tam olarak ne anlıyoruz? Klasik arkeolojiden farkı nedir gibi? Evet, şimdi bu dünyada da aslında çok geçmişi eski değil. Yani yaklaşık kabaca 50 yıldır özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı çalışmalarına dönük başlamış. İngiltere'de, İskoçya'da, İrlanda'da yani daha çok o bölgede yoğun olarak başlamış. Tabii savaşlar biraz önce de söylediğim gibi yani gördüğünüz gibi önemli bir tarihsel süreci başlatıyor. Şimdi bu başlatıcı rolündeki bu hadiseler nerede cereyan etti, nasıl cereyan etti, bu alanların belirlenmesi ve buraların işte yeni turizm destinasyon alanları içerisinde değerlendirilmesi, yani görünür kılınması, aynı zamanda o tarihsel hikayenin de ilişkilendirilmesi. Şimdi şehirler, ören yerleri bunlar zaten kazılıyor. Birkaç asırdır arkeoloji bu alanlarda yoğunlaşıyor. Doğru. Ama savaş alanı dediğimiz, yani savaş dediğiniz şey aslında çatışmalar bütünü. Yani biz ve bir kompleks bir oldu. Yani sadece nihai iki ordunun karşı karşıya gelip bir mekanda çatışmasını kastetmiyoruz biz. Aynı zamanda lojistik bu orduların geldiği kampları, ordugahları, o savaş diye tanımladığımız üst başlık altındaki diğer çatışmaları pek çok şeyi mekanla ilişkilendirerek bu tarihsel olayın hangi mekanda nasıl Hı. gerçekleştiğini tespit etmek, açığa çıkarmak ve bundan buluntularla da o tarihsel olayın lokalizasyonu üzerinden işte genel hedefimiz ne? Geçmişi anlamak. Evet. Niçin? Bugünü kavramak için. İşte bu da mekanla ilişkilendirilerek bunun tespitine dönük çalışmalar. Ülkemizde de çok yeni. Arkeolojinin bir alt disiplini olarak. Yani ilk çalışma yanlış hatırlamıyorsam Çanakkale 18 Mart'tan Reyhan Körpe hocamızın
Granikos Savaşı, bu işte İskender'le Sasani Pers dünyası arasındaki savaşı konu edinen çalışma. Tabii Çanakkale üzerine çalışmalar var hiç Doğru. şüphesiz. Fakat bu kapsamda yani bizim son 4 yıldır Malazgirt'te Malazgirt Savaşı'na ilişkin, onun tespitine ilişkin kapsamda ilk biz yaptığımızı düşünüyoruz. Tabii yeni olduğu için pek çok zorlukları bir kere bir bilgi birikimi yok. Uzmanlık bilgisi oluşmamış. Pek çok zorluklar da barındıran bir alan işin doğrusu. Ama interdisipliner çalışmayı gerektiren, çünkü Çok güzel. sadece tarihçi ve arkeologların, sanat tarihçilerin içinden çıkabileceği bir durum değil. Bence hiçbir tarihsel olgu öyle değil aslında. Yani biz maalesef bu kültürden de biraz geriyiz açıkçası, bunu söylemek de gerekir. Yani hele bu çağ interdisipliner çalışmayı zorunlu kılan bir çağ, gerçeğe ulaşmak istiyorsanız. Dolayısıyla bu tip çalışmalarda ise, yani savaş alan arkeolojisi dediğinizde ise, çünkü bir mekan analizi gerekiyor. Yani sizin bir tarihsel olguyu, şimdi ören yeri kolay ya da bir höyüğün üstüne çıkıyorsunuz, tabii tırnak içinde kolay diyorum. Yani bir veri üzerinden hareket ediyorsunuz ve açığa çıkarıyorsunuz. Şimdi bu 951-52 yıl önce olmuş. Üzerinden bu kadar yıl geçmiş, coğrafya değişmiş, demografi değişmiş, hafıza resetlenmiş pek çok kez. Hele bir de yazılı kaynaklar size net lokalizasyonlar önermiyorsa, yani geriye dönük 1000 yıl, 2000 yıl önceki veya 500 yıl önceki bir savaşın izlerini bulmanız isteniyor. Yani iğneyle kuyu kazmak gibi. Şimdi biz 150 kilometre karelik bir alanı tarıyoruz Emrah Bey. 150 O kilometre bayağı karelik. büyük, bayağı büyük. Evet. Çünkü bütün tarihsel metinlerdeki rivayetleri coğrafyaya uyarlayarak çeşitli alanlar tespit ediyoruz. Burada tabii akarsular, tepeler, işte çünkü savaşın pusulu bir savaş bu. Yani çünkü ordular denk değil. O yüzden Alparslan taktik bir savaş. Aslında savaşmak istemiyor işin doğrusu. Elçiler gönderiyor. Bütün zararını tazmin edeceğini dahi söylüyor imparatora. Ama tabii Diyojen de büyük bir ordu toplamış. Beşruiyeti bu zafere bağlı. O da çaresiz bir adam bir anlamda. Dolayısıyla savaş kaçınılmaz hale gelince sultan as sayısını, işte zaten bölgeyi, yanındaki Türkmen beyleri neredeyse 50-60 yıldır, yani ellerin avucu gibi biliyorlar bölgeyi, her açıdan zaaflarını Tabii. vesaire. Özetle buna uygun bir savaş tasarlıyor. İşte biz ordugahlar, kamplar, bu taktik nerelerde cereyan etti, bütün bunları belirlemeye çalışıyoruz. 12 üniversiteden 40'a yakın uzman, arkeolog ve tarihçiler başta olmak üzere sanat tarihçiler, epigraflar, numizmatlar, jeologlar, jeofizikçiler, coğrafyacılar, sedimantoloji analizler alıyoruz mesela. Yani orada bir akarsu bilgisi var elimizde. Çok kritik bir bilgi bu. İki ordunun da aynı akarsuyu kullandığına dair bir bilgi var. Şimdi bu akarsu hangi akarsu olabilir? Evet, hangisi hocam? Ve 1000 yıl önce bu akarsu bugünkü gibi hakikaten aktif miydi, değil miydi? Debisi neydi? Doğru. Çünkü Süphan'ın eteklerinde cereyan ediyor hikaye. Yani bu kar sularıyla oluşmuş bir dere mi, bir akarsu mu? Yani on binlerce hayvanı, insanı besleyecek. Çünkü konuşmamın başında da söylediğim gibi 26 Ağustos'tan ibaret bir hikaye değil Değil, elimizdeki değil. hikaye. Doğru. Yaklaşık 15 gün orada kalınıyor. Bir kere bir hafta önce Malazgirt'i geri alıyor Diyojen, sonra ordugahını kuruyor. Tam Ahlat'a ilerlemek üzereyken Alparslan yolunu kesiyor. İşte diplomatik şeyler, çabalar devreye giriyor. Savaş kaçınılmaz olunca, yani 22 Ağustos'tan 26 Ağustos'a kadar 4-5 süren, gün. evet, gece baskınları var, psikolojik harp taktikleri var vesaire. Ön çatışmalar var. Ardından da savaş Selçukların zaferiyle neticelendikten sonra da yine sultan bir hafta daha kalıyor orada. Tabii. Şimdi bütün bunları işte biz orada tespit etmeye çalışıyoruz. Hem savaşa ait objeler, tabii alanı, bu 150 kilometrelik alanı daraltmamız lazım. 150 kilometre karelik bir alanda tabii Tabii ki tabii savaş çok cereyan geniş. etmedi. Evet, tabii ki. Evet, bunu daraltmamız gerekiyor. Üç şey yapıyoruz biz. Bir, bu tarihsel tarihi dönüştüren, bu savaşa mekan işlevi gören Malazgirt neydi?
Önce bunu bir görünür kılmaya çalışıyor. Çünkü deprem bölgesi de olduğu için pek çok tahribat görmüş, zamanı Maalesef. tahribatı, insan tahribatı falan. Maalesef. Malazgirt'i ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Surlar üzerine çalışmalar yürütüyoruz bir ekibimiz. Bir ekibimiz demin söylediğim alanı daraltma adına savaşa ait objeler arıyoruz. Tabii elimizdeki yazılı metinleri uyarlamak, onu coğrafyaya uyarlamak, işte dijital arkeolojinin bütün alanlarını kullanıyoruz bu arada. Yani Çok güzel. CBS, coğrafi bilgi sistemleri, modellemeler, işte yazılımlar, yani yapay zeka üzerinden verileri girip acaba bu tarihsel metinlerin verdiği veriler burada nereye örtüşüyor, nereye oturuyor? Tabii ve somut deliller hiç şüphesiz. İşte Tabii. orada sondaj kazıları devreye Evet, giriyor. tabii. Bir diğeri de tabii insan kayıpları. Yani asıl yakalamak istediğimiz bu büyüklükteki bir savaşın mutlaka insan kayıplarının günümüze ulaşmış olduğu varsayımı üzerinden hareket ediyoruz. Ve buna ilişkin belirlediğimiz alanlarda yine sondaj kazıları yaparak işte hem Bizans kayıplarının nerelere gömülmüş olduğu, Selçuklu şehitlerinin nerelerde olduğuna dair tespitler, bütün bunlar nihai hedefimiz olan orada bugün Çanakkale'de olduğu gibi Gibi evet. bir destinasyon alanı. Evet, yani bu büyük tarihsel hadiseyi dediğim gibi elle tutulur, gözle görülür, mekanla özdeş bir hale getirmek. Projenin Orada nihai hedefi bu. tabii savaş sırasında ölenleri hemen yine orada bir yerlere gömüyorlar, değil mi hocam? Öyle Evet, biliyoruz. şöyle düşünüyoruz açıkçası. Emrah Bey, işte bunların hepsi aslında deneme yanılma yöntemiyle. Yani biz bu arada uluslararası bağlantılarımız da var. Yani Rus Bilimler Akademisi ile çalışıyoruz. Anlıyorum. İşte John Haldane gibi, Brian Todd gibi, David Nicol gibi Malazgirt Savaşı üzerine çok kıymetli çalışmalar yapan isimlerle de daha ben projeyi metin haline dökerken, projelendirirken de onlarla irtibata geçmiştim. Çok güzel. Onların da önerilerini alıyoruz. Bizim ülkemizde yapılan çalışmalar, bütün çalışmaların neticesinde şunu düşünüyoruz. Bu büyüklükteki bir savaş ve bir hafta daha kalındığına göre, Malazgirt'te Selçukluların mekanı olduğuna göre, yani bu ölüler alanda bırakılmamış olmalı. Çünkü Malazgirt'in hemen önündeki platoda, yani 10 maksimum 10-12 kilometrelik uzaklıkta bir alanda cereyan ettiğini düşünüyoruz. Doğu güneydoğu istikametinde. Dolayısıyla bu salgın hastalığı, Ağustos ayı sıcak, O salgın tabii hastalığa sebep yavaş. olabilir. Yani en azından koku rahatsız eder. Yani bir kere Selçuklu kendi şehitlerini mutlaka, Sultan orada bir hafta daha kaldığına göre, bunlar bir yere defnedilmiştir. Evet. Bizans kayıpları, onlar da toplu mezarlar, büyük ihtimalle esirlere ya da yöredeki gayrimüslim Hristiyan tebaaya muhtemelen büyük çukurlar, işte ikiye bir uzun çukurlar, yani 30 kişilik, 50 kişilik, 100 kişilik artı ne kadar mümkün olursa, bütün bunları hesap ediyoruz. Tabii alan bazalt bir alan. Yani öyle çok derin değil. Biz mesela 1 metrede mezarlara ulaşıyoruz. Öyle çok tabii bütün bunları hesap ediyoruz. İşte burada jeoloji ve jeofizik burada devreye giriyor ilgili uzmanlarımız. 1000 yılda bu alan ne kadar toprak biriktirmiştir? Evet, ne Toprak kadar üstüne, ne alüvyonel bir kadar daha, alan mı? evet, doğru. Doğru, o Evet, önemli. bütün bunların öngörülerine ni alıyoruz, çalışmalarını alıyoruz. Buna göre tabii elimizde askeri haritalarda şehitlikler belirlenmiş. Biliyorsunuz Anadolu'nun çok yerinde Eren, şehit böyle hikayeler vardır. Var, Tabii evet. sözlü gelenek bizim için çok değerli. Hem Doğru. yazılı hem sözlü. Bölgede önce bütün köy köy ben muhtarları topladım. Onlara niçin burada olduğumuzu anlattım. Ne biliyorlarsa bize anlatmalarını istedim. Öyle ilginç hikayelerden biz kazı alanları belirledik ki ve sonuca ulaştık ki. Yani hani bunlar her birini tek tek anlatsam hani çok vaktinizi de almak istemiyorum. Doğrudur. Hakikaten çok ilginç bir tecrübe de yaşıyoruz orada, ediniyoruz bir anlamda. Dolayısıyla Ve o bu hikayeler işte aslında sizin tabii işinize coğrafi bilgisi. yaradı, değil mi hocam? Yani o Tabii hikayeleri... mesela hemen yeri gelmişken bir tanesini örnek vereyim. Şimdi ben önce muhtarları topladım ve buranın Malazgirt içinde bu çalışmanın ekonomik, işte kültürel vesaire pek çok sonuç üreteceği üzerinden dedi ki, ne biliyorsanız, hiç kim ne biliyorsa, dedenizden babanızdan duyduğunuz, neticede işte burada törenler yapılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Bir muhtar dedi ki, hocam Örenşar Köyü muhtarıyım ben. Bizim Grebido dediğimiz bir tepemiz var. Onun eteklerinde bir köy. Malazgirt merkeze de 12 kilometre doğusunda Patnos sınırında, Ağrı il sınırında hemen. Orada bizim ziyaretgahlarımız var. Büyüklerimiz bu ziyaretgahlardan birinde
Malazgirt Savaşı'nda Sultan Alparslan'ın kız kardeşinin de savaşta olduğu, orada şehit düştüğü askerleri de buraya gömüldüğünü anlatırlar. Ve biz de Ya. kurban ve Ramazan bayramlarında buraya çıkarız, adaklar adarız, dua ederiz vesaire. Oo. Hatta kadınlar özellikle, yani işte lohusa çocuğu olmayan veya işte daha lohusayken vefat eden kadınlar, böyle enteresan bir hikaye. Neresi muhtar? Şurası. Zaten orası da bizim sahaya çıkmadan önce işaretlediğimiz. Çünkü volkanik bir tepe, 1800 metre yüksekliğinde bütün platoya hakim. Wow. Hemen Murat'ın kollarından bir Badişan Çayı'nın yanından geçti. Yani bizim tahminlerimizde de çalışmamız gereken alanlardan biriydi. Oraya gittik ve hakikaten yüzlerce Müslüman mezarı olduğu izlenimi veren mezarlar var. Çok Yani ilginç. sipsivri, tabiri caizse volkanik bir tepe. Ya ne işi var burada mezarın, bu kadar mezarın? Evet. Tamam, bir ziyaretgah olabilir. Var onlarda. Böyle kurgan vari 3 tane taşlarla yığılmış. Böyle şeyden de, uydudan da tespit edebildiğimiz. Hatta biz tabii hava fotoğraflarını da aldık. 1950'lerin 60'lara ait. Yani dolayısıyla hani ödevimizi iyi yaparak haritalandırdık bölgeyi, nerelere çalışacağımızı tespit ettik. Arazide de işte onu doğrulatmaya çalışıyoruz araziye çalışmalarımızda. Bunun üzerine hemen orada bir sondaj kazısı yaptık. Ve o kazılarda 7 mezar, biri de kaçak kazıydı. 14. yüzyıla kadar indi karbon-14'ler. Oh. Fakat orada çalışmaya devam edecekken o kuçları bulduk. Hakikaten 10-12. yüzyıla tarihlendirebileceğimiz, şimdi bizim hikayemiz 11. yüzyıl. 11, evet, Ama 1700. 14. yüzyıl, hatta daha eski, yani Urartu'ya kadar, çünkü Urartucu hocalarımız da var içinde. Bölge Urartu bölgesi bu arada. Evet. Oraya ait izler de bulduk. Sonuç itibariyle o tepenin bir kutsal alan olduğunu tespit ettik. Bu kutsallık bizim hikayemizle mi başladı, yoksa zaten vardı da bizim hikayemizde oraya eklemlendi Eklendi mi? belki de. Buna ilişkin çalışmalarımız orada devam ediyor. Ama bunu çalışırken bir başka köy, Afşin Köyü diye bir köy var. Hemen 7 kilometre Malazgirt'te. Orada da bir şehitlik var. Yine haritalarda işaretlenmiş. O şehitlik için gittiğimizde, burası eski bir Ermeni köyü aslında. Ama yüzlerce Müslüman mezarı izlenimi veren mezarlar var. Köyün hemen girişinde bir yamaçta. Evet. Şimdi eski bir Ermeni köyü bu kadar Müslümanın, evet, tarihsel pek çok buluntu da var. Mesela bura daha heyecan verici. İlk kez sizinle paylaşıyorum bu Ha, ne bilgiyi. Bu güzel. bilgiyi bu Sağ olun. sene aslında kamuoyuyla paylaşacağız çalışmalarda. Evet. Buradan elde ettiğimiz, burada da hemen Hacettepe'den antropolog arkadaşlarla çalışıyoruz. Antropoloji ekibimiz Hacettepe. Onlarla buradan elde ettiğimiz karbon-14 analizleri 5 mezar açtık. 5 mezardan 4'ü ki bunlar başlarından bıçak ya da Oh. baltayla ölmüş izlerim. İlk Oh. izlerim buydu. Tabii antropolojik Evet. çalışmalar da yapılıyor. Karbon-14'leri 11. yüzyıl verdi bu 4. Ha. 5'ten 4'ünü. Tam Bakın, fiziki görüntü, evet, evet. bir travmatik bir ölüm. Evet. Karbon-14 bilimsel bir analiz, 11. yüzyıl. Şimdi burası bizi çok Abi. heyecanlandırdı. Geçen yıl, önümüzdeki yıl bütün enerjimizi buraya vermeyi düşünüyoruz. Çünkü burası da diğer Badişan çayının dışında daha küçük bir dere var burada. Böyle Süphan'dan gelip açık platoyu ortasından yarıp hemen Malazgirt surlarının yakınında Murat'a kavuşan bir dere. Fakat bu dere Ağustos'ta kuruyor. Şimdi Ha. savaş Ağustos'ta oluyor. Yani kuruyan bir, işte burada sedimantoloji giriyor Emrah Bey devreye. Evet, Yani burada başka evet. bir bilim alanı, uzmanlık giriyor. Acaba bunun su rejimi neydi? 1000 yıldır akan, nitekim köylüler bize dediler ki bizim çocukluğumuzda Ağustos'ta da akardı bu. Şimdi yukarıdan kesiyorlar. Toprak, Tamam. aa, bunlar çok güzel. Bakın, hem yerelden elde ediyoruz, hem bilimsel veriyle elde ediyoruz. Güzel, çok güzel. Şimdi evet, bu nehir aynı zamanda Sultan Alparslan'ın karargah kurduğunu yazılı kaynaklardan bildiğimiz ve Bizans ordugahının da yanından geçtiğini, zaman zaman bu suyun kontrolü içinde bir çatışmaların olduğunu bildiğimiz, bizim için lokalizasyon aslında o kadar kıymetli ki. Başta Şimdi dolayı konuşmuştuk bu evet, nehri. Evet. aynen böyle. Dolayısıyla savaş alanı arkeolojisi, biz bunu bir ocak, tabiri caizse, proje gibi düşünüyoruz. Genç çok arkadaşımız var. Yüksek lisans doktora öğrencilerimiz var. Bizden sonraki çalışmalara da örneklik teşkil etsin istiyoruz. Ve alanı hem tecrübe ederek dünya nasıl yapıyor, biz nasıl yapıyoruz, ne tip zorluklarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla pek çok koldan ilgili uzmanlarla birlikte her yıl yeni bir yöntem de uygulayarak, açıkçası işte dronlarımız var,
coğrafi bilgi sistemleri, uydu fotoğrafları, işte lidar çekimleri, yerelden elde ettiğimiz bilgiler vesaire, buluntular, onların analizleri diyerek son derece verimli bir şekilde dördüncü yılda da sahada çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zaman su gibi aktı. Harika bir sohbet oldu. Malazgirt ile ilgili heyecan verici gelişmelerden de bahsettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Umarım seneye de bu buluşların devamı gelir. Belki yeniden oturur konuşuruz. Hatta mümkün olursa belki gelir. Bizzat orayı da ziyaret ederiz. Yeniden çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Mutlaka bekliyoruz. Sahada konuşmak çok daha etkili oluyor, emin olun. Evet, Bekleriz. muhakkak, Misafirimiz muhakkak. olursanız çok seviniriz. Çok sağ olun. Kahverengi yol panolarında bugün tarihçi Profesör Doktor Adnan Çevik'le söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş Sanat sundu. Kahverengi yol panoları.